İşaret ismi ve iki soru edatı yavaş yavaş Arapçaya yani başlıyoruz. Çünkü artık Arapça konuşmayı bu sefer elde edeceğiz. Şimdiye kadar hep hazırlık aşamasıydı. Şimdi konuşma zamanı. Hâzâ veledün. Bu çocuktur. Hâzâ kalemun. Bu kalemdir. Hâzâ bu cidârun. Duvardır. Yani bu şekilde Hazan'ın işaret ismi olduğunu, babunda işte işaret edilenin ismi olduğunu buradan sezdiriyor. Yine Haza misbah, Haza defter. Bunu siz okursunuz. Şöyle. Türkçesini de vermiş. Bu güzel bir etkinlik. Sayfa 50'de bir bilgi ile birlikte soru cevapları veriyor. Aşağıda Arapçada İmek, fiil, fiili, im, sin, dır, iz, siniz, dırlar yoktur. Yani bu velet, bu çocuk. Ayrıca bu çocuktur, tur için de bir şeye gerek yok. Bu çocuk dediğiniz zaman zaten çocuktur diye anlaşılır Arapçada. Yani öyle ek tur için, yani bu var. Mesela haza budur. Velet çocuktur, peki tur, tura gerek yok. Bunu demek istiyor. Dolayısıyla Türkçe'de imek fiilinin üçüncü tekil şahsi için kullanılan şeklini dır ekleyerek kullanıyoruz. Şöyle, haza müzekker dil bilgisi bakımından erkek sayılan, bakın dil bilgisi bakımından erkektir. Yani mesela kapı babtır, yani gerçekten erkek midir? Dişisi yok ki zaten. Dolayısıyla dil bilgisi olarak Arapçada erkek ve dişi diye bütün her şey taksimlenmiş. Bu erkek, bu erkek, işte duvar erkek gibi. Yani bunlar dil bilgisi bakımından erkektir. Yoksa öyle cinsiyet olarak değil. Haza işte böyle dil bilgisi bakımından erkek olan isimler için kullanılır. Mesela haza, men haza. Soru geldi, soru edatı. Men, kim? Haza, bu. Kim bu? Arapçada soru önce gelir. Bu kimdir Türkçe'de deriz ama Arapçada önce kim denir sonra soru. Sonra işaret. Men haza. Bu kim? Haza veled. Bu çocuktur. Men haza haza kalem. Men haza. Men haza demedik bu sefer. Burada da men haza dedim yanlış. Ma haza. Ma ile men arasındaki fark. Men insan için kullanılır. Kim anlamına gelir. Ma ise şey olanlar yani ne anlamında. Yani bu nedir? Ma haza bu kalem. Ma haza haza babın. Ma haza haza cidarın. Ve bizim tanıttığımız şeyler hep tenvinli olduğuna dikkat edelim. Harf tarif yok. Ma haza haza defterun. Evet. Ma haza haza misbahun. Tabii siz Arapça konuştuğunuz zaman bu şu sondaki hareketleri söylememeniz gerekiyor. Yani haza misbah, haza defter, haza cidar diye konuşmanız lazım. Arapça konuşacağınız zaman böyle cidarun, defterun denmez. Ma haza haza kitab şeklinde. Evet, men İnsan için kullanılan soru ismidir. Sayfa 51'deyiz. Kim demektir? Ma hayvan ve eşya için kullanılan soru ismidir. Ne demektir? Yani meni hayvan için kullanamazsınız. Hayvan için de ma'dır. Yine bir soru edatı. Bu mudur? Haza veledun. Haza veledun. Bu çocuk mudur? Evet. Bu çocuk mudur? Na'am. Evet. Haza velet. Bu çocuktur. Haza kalemun. Na'am. Haza kalem. Haza kitabun. Bu kitap mıdır? Yani bu mı eki veriyor. Na'am. Sonunda da yani cevabında da na'am ya da la istiyor. Haza babun. Na'am haza babun. Şöyle devam ediyor etkinliğimiz. Sonraki sayfada yine aynı çalışmadır. La bu sefer geliyor. Bakın. Ehaza veled. Buna veled mi diyor? Kalemdir. La haza kalemun doğrusunu söylüyoruz. Ehaza veled. La haza defter gibi bu çalışmayı da size bırakıyorum. Sesli okumanız gerekir. Sayfa 53. Boş yerleri doldurunuz. Çok güzel bir çalışma. Yani siz önceki sayfalarda yazmayı öğrenmiş olmanız gerekiyor. Buraya kadar geldiğinizde, tabii önceki sayfalarda da yazma vardı. Yazmaya artık aşina olmanız gerekir.
Ve bunun da artık ezbere bilmeniz gerekir. Bunu hafızanıza almış olmanız gerekir. Babun, misbahun, kalemun, veledun, defterun diye misbahun, babun bunları artık ezberinizde almış olmanız gerekiyor. Burada misbah olduğu için bu misbahtır diyeceğiz. Bu kalemdir. Bab olduğu için haza babun, haza misbahun, haza kalemun diye yazmanız lazım. Ve yine sorulara cevap veriniz diyor. Ma haza bunun için. Haza babun, ma haza, haza misbahun, ma haza, haza defterun, ma haza diyemez buna. Men haza insan olduğu için haza veledun gibi bunu da yazı çalışmasıdır. Çok güzel bir etkinlik. Yine çok hoş bir etkinlik sayfa 54'te var. Burada da boş bırakılan yerleri bu sefer dolduracaksınız. Bakın şöyle ehaza kitabın, hel haza kitabın iki soru şeklini size örnek olarak göstermiş. E mı mi, hel o da mı midir? Aynıdır. Dolayısıyla ikisi de naam ya da la ile cevaplandırılır. Yine kitabı sorduğu için naamdır ikisi de. Misbaha sorduğu için yine naam olacak. Kalemi sorduğu için cevap naam olacak gibi. Siz bu boş yerleri doldurmanız lazım. Bir tanesini ben örnek vereyim. Ehaza kalemin. Bu kalem mi? Naam, haza kalemun diyeceksiniz. Hel haza kalemun? Aynı mana. Naam, haza kalemun diyeceksiniz. Evet, şöyle devam ediyoruz. Diğer sayfaya bakalım. Sayfa 55. Aynen sorulara cevap, boşluk doldurma. Ha, burada üst soruya bakalım. Haza kalem diyor. Naam diyeceğiz. Haza kalem. Haza veled. Evet. Haza değil de. Tabi hel. Hel haza veled. Bu çocuk mudur? Naam haza veledun. E haza defter, naam haza defterun şeklinde bunu da sizin yapmanız lazım. Mesela bunun için sorduğu soru bakın yanlış. Hel haza babun, bu kapı mıdır? La haza defterun demeniz lazım. Sayfa 56'ya geldik. Aynen boşluk doldurma çalışmasıdır. Boş yerleri doldurma. E haza veled diyor. La haza kalemün demeniz lazım. Dediğim gibi bu kelimeleri artık ezberlemiş olmanız lazım. Babu, kalemün, babun, misbahun, kalemün, veledün, defterün, veledün, defterün, işte misbahun diye bu ezberleri yapmış olmanız lazım. Sayfa 57'de aynen bir boşluk doldurma var. Bunu size bırakıyorum. Ve çizgide gelen cümleleri yapma kısmında biz yapalım. Haza veledün. Bakın, e haza veledün. Ehaza kitabın, ehaza babın, ehaza çok basit. Cevabında da mesela diyoruz ki ehaza misbahun, naam haza misbahun demeniz lazım. İşte ehaza defterun, naam haza defterun diye bu basit, çok basit bir çalışma. Hel haza veledun, naam haza veledun yine. Yani cümleler kendi kendinize yaparsınız. Biz kendi kendine konuşma çalışmasıdır. O anlamda değerlidir. Biz bir sonraki videomuzda sayfa 58'de müennes işaret ismi ve iki soru edatı kısmından devam edeceğiz.